Giderek büyüyor, devam ediyor. Silivri'de Yanardağ ziyaret edenlerden biri de. Siyasetçi, yazar Fikri Sağlar'dı. Sağlar, iktidarın korktuğu dört isimden biri Yanardağ. Aydın insanlar her zaman karanlığı deler dedi. Profesör Doktor Emre Kongar. Omzu kırıldı Emre Kongar'ın. Geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz biz de yayınımızdan. Emre Kongar ise şöyle diyor. Beni unutun. Tele 1'e Merdan Yanardağ'a destek olun. Beni unutun, Merdan'a destek için Tele 1'e destek verin. Aydınlık insanlar her zaman karanlığı deler. Yargı kararlarının hiçe sayılarak gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının üzerinden 3 hafta geçti. Ancak destek hiç azalmadı. Siyasetçi ve yazar Fikri Sağlar, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ cezaevinde ziyaret etti. Görüşlerini Bir Gün gazetesindeki köşesine taşıdı. İktidarın korktuğu dört isim var. Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Osman Kavala ve insanın en temel hakkı, üstelik anayasanın varlık nedeni olan düşünme ve ifade etme özgürlüğünün teminatı, kararlı ve cesurca yurttaşın haber alma hakkını savunan Merdan Yanardağ. Dört aydın insan dimdik ayakta diyen Sağlar, tutuklamalardaki hukuksuzluğa dikkat çekti ve Yanardağ'ın sözlerini paylaştı. Yanardağ, gerçek habercileri korkutmak için hedef alındığını, haksızlık ve hukuksuzluğun mutlaka adil yargıdan geri döneceğini bildiğini söyledi. Türkiye'de demokrasi, hak ve özgürlüklerin kaldırılması, ülkenin tüm kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesi, iktidarı sorgulayanların adalet sopasıyla susturulmasına karşı olmaya devam edeceğini tekrarladı. Yapılan usulsüzlük ve hırsızlıkların ortaya çıkarılması, oynanan siyasi oyunların halkla paylaşılması için verdiği mücadeleye karar ...karlı bir şekilde devam edeceğini açıkladı. Sağlar, Merdan Yanardağ'ın sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu da söyledi. Yüreklerimiz beraber, fikirlerimiz beraber. Bir destekte Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'la birlikte 18 dakika programını yapan Profesör Doktor Emre Kongar'dan geldi. Kongar kısa süre önce talihsiz bir kaza sonucunda omzunu kırmıştı. Yazı yazamıyorum. Ya saçımı tarayamıyorum ya. Yani daha ya ne diyeyim? Mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyleyen Kongar, beni unutun, Tele 1'e ve Merdan Yanardağ'a destek olun çağrısında bulundu. Merdan Yanardağ 22 gündür tutuklu. Ne olacak Emre Kongar'ın kolu yahu? Hiç mesele bile değil. Emre Kongar'ın kolları da bacakları da feda olsun yahu. Yok, Türkiye'de yok, özgürlük kalmadı. Türkiye'de adalet kalmadı. Beni unutun, Merdan'a destek için Tele 1'e destek verin. Gene beraberiz. Yüreklerimiz beraber, fikirlerimiz beraber. Doğru fikirler insanlık tarihi boyunca gider. Evet sevgili izleyicilerimiz, Tele 1 Genel Yayın Koordinatörü Murat Taylan ve